Bugün sizlere hem yapımı çok kolay hem de oldukça lezzetli güzel bir kır salatasının tarifini vereceğim. Bunun için 2 adet orta boy havuç, 1 tane orta boy turp ve burada 400 gram kadar mor lahanam var. Tabii ben yarısını kullanacağım. 1 tane mor soğan ve 7-8 yaprak da marulum var. Şöyle nar kullanacağım. Narı güzelce ayıkladım. Yarım limonun suyunu da kullanacağım. Tabi sizler sebzelerinizin miktarını kişi sayısına göre azaltıp veya daha da çoğaltabilirsiniz. Hemen salatanın yapımına başlıyorum. Marul ve soğan hariç diğer sebzelerimi rendelemeye başlıyorum. Tabi ben daha önce bütün sebzeleri 15 dakika kadar sirkeli suda bekletip yıkayıp güzelce kuruladım. O şekilde kullanıyorum. Bu kadarı yeterli. Yarısını kullanmayacağım. Hemen ardından turpu da güzelce rendeliyorum. Tabi dilerseniz rendelemek için robot da kullanabilirsiniz. Ama ben rende ile rendelemeyi tercih ettim. Yoksa isteyenler robot da kullanabilir. Marul ve soğanı ince ince doğrayarak kullanacağım. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Rendeleyip doğradığım sebzeleri bu şekilde küçük bir borcamın içine aktarıyorum. Tabi sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Kaşıkla güzelce düzeltiyorum. Salatanın sulanmasını istemediğim için çok fazla karıştırmak istemiyorum. İnce ince doğradığım mor soğanları da salatanın üzerine diziyorum. Tabi dilerseniz karıştırarak da koyabilirsiniz. Ve son olarak ayıklamış olduğum nar tanelerini de salatanın üzerine şöyle gezdiriyorum. Salatam neredeyse hazır artık. Şöyle yarım limonun suyunu üzerine sıkıyorum. Tabi sizler salatanızın sosunu dilediğiniz gibi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İçine düşen çekirdekleri de hemen alacağım. Şöyle göz kararı 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını gezdiriyorum üzerine. Ve 2-3 yemek kaşığı kadar da nar ekşisini salatanın üzerine gezdiriyorum. Ve 1 çay kaşığı da tuz serpiştiriyorum üzerine. Dediğim gibi sizler salatanızın sosunu damak zevkinize göre dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Salatam servise hazır artık. Görüntüsünün bozulmasını istemediğim için ben karıştırmadım ama sizler karıştırdıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettim. Hem yapımı çok pratik hem de oldukça güzel bir salata tarifi. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle kalın.